O ayeti kerimede Allah Azze ve Celle, Bismillah, em hasibtum en tedhulul cennete ve lemme ye'tikum meselul lezine halev min kablikum. Dikkat edersek önce yine aynı üslup. Sizden öncekilerin başına gelen misaller başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Sonra aynı ayet içinde teferruata iniliyor. Messethumul be'sâ'u ve darrâ'u ve zulizu. Hulesa'dan detaya geçiliyor. Onlar öyle sıkıntılar, öyle sarsıntılar yaşadılar, öyle sarsıldılar ki, öyle yoksulluklarla karşılaştılar ki, hatta yakûle rasûlü vellezîne âmenû. Peygamberleri ve onunla beraber iman edenler, ona tabi olanlar, Hazreti Muhammed'e tabi olanlar, asırlar değişse de, zaman geçse de, mekanlar değişse de, hitap aynıdır. Ey Muhammed'e tabi olanlar, öyle duruma geldiler ki o Muhammed'e tabi olanlar, bugün ey Muhammed'e tabi olduğunu söyleyenler, neyle karşılaştık ki, ya da neyle karşılaşıldı ki, küçük zorluklar bizi umutsuzluğa, karamsarlığa ya da geleceğe umutla bakmamaya sebep oluyor. Neyle karşılaştık ki? Öyle ki sıkıntılar, sarsıntılar, yoksulluklar, ağır imtihanlar. Dikkat edersek peygamberler imtihan şekillerine, fitne şekillerine bakıyoruz. Peygamberler fitneye maruz kalmışlardır. Süleyman Aleyhisselam'ın fitneye maruz kaldığı ayet-i kerimede geçmektedir. İbrahim Aleyhisselam'ın fitneye maruz kaldığı, Allah diyor bir takım kelimelerle İbrahim'i denedik. Fitne. Musa Aleyhisselam'ın fitneye maruz kaldığı, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem fitneye maruz kaldığı, peygamberlerin fitnelere maruz kaldıkları ayetlerle sabittir. Yani imtihanlara tabi tutuldukları. Arkadan müminlerin, Müslümanların imtihanlara tabi tutulması. Fitnelere tabi tutulması. İşte bu Bakara 214 ve yine siz içinizden cihad edenler ve sabredenler ortaya çıkartılmadan cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz gibi ayet-i kerimeler müminlerin fitnelere maruz bırakıldığını, samimiyet iddiasının, ispatının istendiğini ve istenmeye de devam edeceğini. Biz ne anlayacağız? Bu bizden de istenecek diyeceğiz. Böyle anlayacağız. Peki nasıl öncekiler bunu aşmışlar? Firavun'un sihirbazlarıyken nasıl şehadet makamına ulaşabilmişler? Hangi iman onlara sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, Allah'ın azabı ise daha şiddetlidir diye doğru kıyaslara sevk etmiş. Doğru kıyaslara. Allah'ın azabıyla dünyadaki insanların vereceği azabı kıyas ettiğinde isabete sevk eden neydi? Senelerce Ebu Zer Gıfar radiyallahu anh'ı Gıfar'da ayakta tutan sebep neydi? Anlayarak kıldığı namaz ve yine anlayarak kabullendiği tevhid akidesidir. Birkaç ayet inmiş. Ebu Zer Gıfari'nin iman ettiğine baktığımızda Kur'an tamamlanmamış. Ama bir la ilahe illallah ya da eda ettiği o namaz onun ayakta kalmasına sebep olmuş, yetmiş. Kur'an önümüzde, hadisler önümüzde, hatta yakın tarihe baktığımız zaman bu davada, bu uğurda mücadele edenler karşımızda. Fakat yine de bizler çok zor olmayan musibetlerde ya da başkaları için, bu davaya inananlar için aslında, bu kitaba iman edenler, bu ağır, zorlu, meşakkatli yolun yolcuları olmaya aday kişiler için çok hafif görünmesi gereken, hatta engel, musibet dahi görünmemesi gereken, çok daha büyükleri olması dolayısıyla meselelerde takılıp kalmak. Bunu iman iddiasının ispatı sanmak. Halbuki hatta yekûler rasûlü vellezîne âmenû. Hatta peygamberler ve ona iman edenler dahi. Metâ nasrullah. Allah bize ne zaman yardım edecek? Diyecek kadar o seviye, o dehşetli anları yaşamışlardı.